Yeni normalleşme adımlarının açıklanmasının ardından COVID-19 salgını süresince pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'nde diğer hastalara poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bünyamin Bacak, yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne gerçekleştirdikleri ziyarette Başhekim Profesör Doktor Okan Aktur'dan bilgi alarak hastanedeki hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Ama asansörü nereden attı? Tabii hocam, 0. katta, 1. katta ve 4. katta duruyor. Bir de 6. katta durabiliyor. Onlar zaten farklı çalışıyor. Acil ameliyat ihtiyacı vesaire olur. Hiçbir şekilde normal hastalara karışmıyor bu hastalar. Personeli de artık kapıdan giriyor. Yani zor bir süreç atlattık ama hocam hem yönetim hem bizler çok iyi süreç yönetildi diye düşünüyorum. Hastanemiz açısından hem sağlık personel arkadaşlardan hiç enfeksiyon falan olacağım bizde yaklaşık. O da bize 120 tane bizim bölümümüzde çalışan arkadaş var. Hiç kimseye bir şey olmadı. Çok güzel bir başarı bence. Çok güzel. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, iyiyiz. İyi, Allah sağlıksa da afiyetler versin. Evet. Ve şu anda çok memnunuz hastanemizden. Öyle mi? İyi adam. Tabii. Bu oğlum nakil oldu, o da eşim. Nakil mi oldu? Evet. İyisin inşallah. 6 sene önce. Oğlum maşallah. Pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye devam eden ÇOMÜ Hastanesi'nde bölgedeki vaka sayısının azalmasıyla beraber 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren diğer hastalara da sağlık hizmeti sunulmaya başlandığını söyleyen Profesör Doktor Okan Aktur sözlerine şöyle devam etti. Dün itibariyle 400'ün üzerinde hastamıza, ayaktan başvuran hastamıza poliklinik hizmeti sunduk. Bunun dışında şu an sadece acil ve durumu ciddi olan, ertelenemeyen kanser ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Ama çok kısa bir süre sonra eğer vaka sayılarımızda bir artış olmazsa, COVID'li hasta sayılarımızda artış olmazsa normal ameliyatlarımızı da yapmaya başlayacağız. Bununla ilgili hastanemiz ve bina içerisinde her türlü tedbiri ve düzenlemeyi aldık. Sağlık Bakanlığımızın bu konuda yayınladığı rehber doğrultusunda tüm kararlarımızı alıp birimlerimizi hazırladık. Şu an hastanemizde COVID'li hastalarımızın ya da olası COVID'li hastalarımızın tedavi gördüğü alanlarla diğer hastalarımızın gördüğü alanlar tamamen birbirinden ayrılmış durumda. Personelimiz de benzer şekilde ayrı alanlarda hizmetini vermeye devam ediyorlar. Başhekim yardımcıları Doçent Doktor Bahadır Kırılmaz, Doktor Öğretim Üyesi Semih Petekkaya ile Hastane Baş Müdürü Serap Yontar da ÇOMÜ Rektörü Profesör Doktor Sedat Murat ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bünyamin Bacak'ı ziyaret esnasında eşlik ettiler.